Ve paralel doğrular verilmiş. Biz yine D köşesinden bir tane paralel çizelim bunların. D'den şunlara bir paralel çizelim. Şöyle. Şunu da uzatalım. Burada önce şu alfadan başlayalım. Aradığımız açı alfa zaten. Şuradaki alfa açısı yukarıda sola bakıyor. Bu açı. Şu doğru boyunca gelirsek aşağıda sağa bakan açıya eşit olacak. Burası alfa olur yani. İkisi birbirine eşit. Sonra bir zikzak kuralı uygulayalım. Şu şekil üzerinden. Şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Şu. Zikzağı uygulayacağımız doğru bu. Şunlar da bizim tabanlarımız. Şimdi şöyle yazalım. Sağa bakan açılar. Buradan başlıyoruz. 40 artı alfa olacak. Açılarımızdan birisi sağa bakan açılardan. 40 artı alfa. Bir sonraki köşeyi pas geçiyoruz. Diğeri 35 derece. Şurası. Virgül. 35 derece. Sola bakanları yazalım. Sola doğru bakan. Bunu sağa doğru almıştık. Burayı pas geçeceğiz. Bir sonraki köşe 90. Şurası. Sola bakan açı. Eşit olacak bunlar birbirine. Şöyle yazarız. 40 artı alfa artı 35 eşittir 90. Alfa artı ikisini topluyorum. 75 eşittir 90. Şimdi 75'i karşıya atıp çıkaralım. Bu durumda da alfa eşittir 15 derece. Aradığımız açı.